Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar, dün orantıya başlamıştık. Bir kısmını bitirdik. Doğru orantı, ters orantıyı yaptık. Bugün bileşik orantı, orta orantı, orantının dörtlüsü arkadaşlar. Onları göstereceğim, dördüncü orantıyı. Evet, haydi başlayalım. Arkadaşlar, bileşik orantı. Hepiniz bilirsiniz bileşik orantıyı. Evet, şöyle bir kafamı düzelteyim. Bileşik orantımız şu. Hocam diyorsunuz. Konusunu anlattım. Konusu diye bir şey yok aslında. Matematikte öğrendim. Bazen bizden konu bekliyor. Yani bileşik orantıyı böyle tarih gibi anlatmamızı bekliyor. Veya sayılarıyla 2, 2'ye ne diyebilirsin aslında? 2, 2'dir zaten. 2 artı 3 eşittir 5. 2 artı 3'ü böyle dolandırmamızı bekleyen insanlar var. Arkadaşlar, bileşik orantı dediğim bir şey doğruyla ters orantının birleştirildiği problemdir. Nasıl gösteriyorum? Örnek açıklayalım. A sayısı, aha işte bu arkadaşlar. A sayısı, B sayısı ile doğru, C sayısı ile ters orantılıdır. A eşittir 2, B eşittir 4 iken C sayısı, A sayısı B sayısı ile doğru, C sayısı ile A eşittir 2, B eşittir 4, bir gün C eşittir 8 iken A eşittir 6, B eşittir 10 iken C nedir der mesela? İşte arkadaşlar, bu tip sorular bileşik orantı deniyor. Yani bunların örnek açıklaması. Bir yerlerin çözümünü yapalım. A sayısı diyorsunuz. Bakın mesela. A sayısını aldım. A sayısı. A çarpı diyorsunuz. Geldim. B sayısıyla doğru derse bölüyorsun. B ile böl. Geldin. C sayısı derse, ters derse çarpıyorsun. Bak, doğru dediği zaman böldüm. Ters dediği zaman çarptım. Eşittir. K diyorum. K dediğim şey orantı sabiti, hiçbir zaman değişmez. Evet, bulalım. İlk öncüyü de bulalım. A'mız 2'ydi. Aha. B'miz 4'tü. Aha. C'miz 8'di. 2 bölü 4 çarpı 8. 8 ile 2, 16 bölü 4'ten kayboldu mu? K'miz 4'müş arkadaşlar. K değişmiyor. Evet, devam edelim. Sonra onu siyah yazalım. Şuraya yazıyorum. K değişmeyecek. K'mız yine 4 olacak. A'mız 6. B'miz 10. C'miz nedir diyor. Aha, bunu soruyor. Düzenleyelim o zaman. 6 bölü 10 çarpı soru işareti eşittir 4. İşlemimizi yaparsanız 40 bölü 6 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bileşik oranı da bu. Geldim. Orta orantı. Arkadaşlar, genelde böyle kurallar verilmez ama sorularda gelir. Orta orantı. Dördüncü orantı mesela. Orta orantı dediğimiz şey şu arkadaşlar. A bölü x eşittir x bölü b. İşte x burada nedir? Orta orantı. O zaman çarparsam x kare eşittir a çarpı b oluyor arkadaşlar. Hemen kuralını verelim. 3 ile söyleyin arkadaşlar, söyleyin bakalım. 27 sayılarının orta orantısı nedir? Orta orantısı nedir? Haydi bakalım arkadaşlar. 3 ile 27 sayılarının orta orantısını soruyor. Orta orantı dediğim şey şuydu. Birinci orantı 3. İkinci orantı x. Üçüncü orantı x.
4. oradaki 27 işlerse işte dışlar çarpı yaparsanız 81 eşittir x kare x eşittir 9 oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Devam edelim. Peki dostlar, canlar, 4. orantı soru geldi. Orta orantı verelim. 4. orantı. A bölü B eşittir C bölü X. X'leri 1. orantı, 2, 3, 4. orantı bu oluyor arkadaşlar. Buna göre de yaparsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar, orantı konusu bitti. Soru çözmeniz lazım. Burada bir de aritmetik ortalamamız var, geometrik ortalamamız var, harmonik ortalamamız var. Onlar da bir vereyim. Geometrik ortalama arkadaşlar. Geometrik ortalama şudur. Pardon. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama ilkokuldan beri yapıyorsunuz. 3 tane yazılı yaptınız. 3 yazılıyı topluyorsunuz. Sayı adedine bölüyorsunuz. Yazılının sayısına mesela aldım. 40 aldım, 50 aldım, 60 aldım. 3'ünü topladım, 3'e böldüm. Ortalamamı buldum arkadaşlar. O zaman yapalım. Örnek. Ahmet. Birinci yazılıda 80, ikinci yazılıda 90, üçüncü yazılıda 100 aldığına göre, maşallah Ahmet'in sınav ortalaması nedir dendi arkadaşlar. Yapacağınız şey, 3'ünü topluyorsunuz. 80 artı 90 artı 100 bölü 3 diyorsunuz ve ortalamayı buldunuz. Peki geometrik ortalama. Bunlar fazla gelmez arkadaşlar. Ben bilmede alfa ortalama değil, geometrik ortalama fazla gelmez. Onu şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Geometrik ortalama şu arkadaşlar. Evet, şunu alayım. Geometrik ortalama. Evet, bakalım neymiş? İki sayının geometrik ortalaması. A ile B'nin geometrik ortalaması bu. Üç sayı olursa buraya 3 yazıyorsunuz. A çarpı B çarpı C geometrik ortalaması. Peki 4 sayı olursa buraya 4 yazıyorsunuz. A çarpı B çarpı C çarpı D. Bir şey anladınız mı arkadaşlar? Kaç tane sayı olursa derece oluyor. 5 dersen derece 5 oluyor. Anlaşıldı mı? Mesela örnek. Örnek. 1 3 söyleyin arkadaşlar. 27 27 1, 3, 27 354 oldu. 354 oldu, tamam mı? 327 9 en azından. Sayılarının geometrik ortası nedir? Ortası nedir? Kök içinde diyorsunuz. Alıyorum buraya. 4'ü yapıştırıyorum. 4'ü yapıştırıyorum. Bak derece 4 oldu. 1, 2, 3, 4 tane 4 oldu. 1 çarpı 3 çarpı 27 çarpı 9. Çıkanlar çıksın, kalanlar senin olsun arkadaşlar. Çıkanlar çıksın. Hemen çıkan kök sayı hatırlarsanız, kök sayılar hatırlayalım beraber. 81 oldu. Burası da 9 oldu. 81 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Kök derecesiyle içerideki sayının kuvveti aynıysa hop dışarıya çıkar. Kök derecesiyle içerideki sayının kuvveti aynıysa dışarıya çıkar. Sen dışarıya çıkarsın arkadaşım 3 olarak. Sen içeriden arasını çıkarmazsın. Anlaşıldı mı?
geometrik ortalamada bu harmonik ortalamayı göstermeyeceğim geldi. Yine de evet arkadaşlar, şimdi orantı bitti. Arkadaşlar istediğiniz bir konu varsa yazın, yorum yapın. Ben de anlatayım, kısa bir şekilde çözüp geçelim. Arkadaşlar bundan sonra konudan ziyade bu soru çözmeniz lazım. Ben hatırlatmam için yavaş yavaş şerbet vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.